Ee, geçelim Kılıçdaroğlu'nun hayatımın en büyük projesi dediği meseleye. Oo. Ne batı ne doğu bu Türk'ün yolu başlığıyla bir video yayınladı. Tarihi İpek yolunu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı yeni bir ticaret ve taşıma koridoru yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayoluyla çift hat demir yolu altyapısı e, oluşturacağız. Tarihi İpek yolu otobanı ve demir yaklaşık 5500 kilometre uzunluğunda olacak diyor. Şimdi bununla ilgili Adil Kara İsmailoğlu'nun öncelikle açıklamasını söyleyelim. günaydın sen treni kaçırmışsın Çin seferlerimiz iki yıldır devam ediyor diyor. Ayrıca Marmaray ve Bakü Tiflis Kars hattıyla Londra'dan Çin'e kesintisiz demir yolu hattını yani İpek yolu hattını biz hayata geçirdik. Ha buradan Basra Körfezi'ne demir yolu ve otoyol bağlantısı sağlıyoruz. Bazılarının hayalleri bizim yaptıklarımıza erişemiyor diyor. Şimdi burada bir böyle bir eleştiri var. Hükümet kanadından e, Kılıçdaroğlu'nun bu hayatımın en büyük projesi diyerek açıkladığı projeye. Bir diğer eleştiri de şu efendim bir harita paylaşıyor bununla ilgili e, Kılıçdaroğlu. E, Azerbaycan yok o hat üzerinde iki durakla İran var. Dolayısıyla nasıl Azerbaycan'ı yok saymış olabilir Kılıçdaroğlu diye eleştirildi. Yani Türk dünyasını nasıl birleştirecek? Peki bu nasıl bir proje diye işte Türk soruluyor. Türkiye? Zengezur koridorunun adı geçmiyor deniyor. Hasan Basri Yalçın hocam sizinle başlayalım, başlayalım mı bunu değerlendirmeye? Yani İran'ın olması, Azerbaycan'ın olmaması ya hayatınızın en büyük hayatınızın projesi projesini olması. şöyle bir kağıtla tanıtır mısınız? Ee, biraz önce buralarda Zengezur'u gösteren bir harita vardı. Onu bir koyabilir mi arkadaşlar? Siz bunu muhtemelen editör arkadaşlar e, bugün bu yayın olacak diye hazırlamıştır. Zengezur koridorunun gözüktüğü Azerbaycan üzerinde. Bu. Bir, yo, yo, Zengezur Koridoru'nu gösteren henüz koymadılar buraya. Ben biraz önce şu tarafta gördüm. Hmm. Ee, bugün tamam. arkadaşlar hazırlamış Zengezur Koridoru'nun üzerinden. O bile biraz, o o bile daha ciddi bir şekilde çizilmiş. Koridorun olduğu bir harita varsa onu rica ediyoruz arkadaşlar. O Bak, bile daha ciddi gösterdi. bir şekilde çizilmiş. Bakın şurada yani hayatımın stratejik projesi olacak. Ee, yani bir ilkokul defterine Noktalama işaretleriyle arka arkaya nokta nokta nokta, arada büyük noktalar, şehirler birleştirdim. Hadi size proje. Bu böyle böyle stratejik ve hayatımın projesi olabilir mi? Bir lansmanla duyurulsa daha iyi olmaz mıydı? Yani, Mesela Rifkin hocam, doğru düzgün, Rifkin harita lansmanla elinize, duyuruldu. E, ne bileyim bu bu aylarca sürecek bir hazırlık gerektir. Ya bunu Çin yıllardır yapmaya çalışıyor. Onu anlatacağım birazdan. Hani bir kuşak bir yol projesi dediğimiz şey. Onun adını değiştirdiği, yeni bir bir, kuşa, bir kuşak bir yola çevirdi. işte İpek yolunu canlandıracak orada onun hatları var. Mesela kuzey hattı var, orta hat var, alt güney hattı var falan. Yıllardır çalışıyor Çin bunun üzerine. Yani çalışıyor derken sadece yolları yapmaya falan çalışmıyor. Planlamasını, projesini bile çalışıyor. Ama sanki Kılıçdaroğlu... E, hayatının en büyük stratejik projesini e, kurşun kalemle çizmiş kağıdın üzerine haritanın bir tane harita bulmuş Google Maps'ten muhtemelen onun üzerine noktalama işaretleriyle birleşin aha size hayatımın projesi Çağlar yap da yapıyor şu anda ben şey de yapıyorum. kağıt üzerine evet. hayatımın, hayatının projesini, hayatımın projesini çiziyorum tamam. merak projesi ettik bekliyoruz birazdan bakalım mi ya? böyle, böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Şimdi bakın bu, bu, bu işin gayri ciddi olduğu belli işte o gün akıllarına gelmiş o gün bir şey o gün hemen bir haritanın üzerinde şekiller çıkartılmış falan filan oradan Çin'e bir yol çizilmiş hangi dağdan geçtiği hangi vadiye girdiği kaç tane tünel yapılması gerektiği bilmem ne bunun ne kadar maliyetinin olabileceği falan bunlarla ilgili hiçbir e, hesaplama değerlendirme yapılmamış A4 kağıdır A4 değil biraz daha uzunca bir kağıt onun üzerine işaretlemiş. Ee, olan biten bundan ibaret. Ha şimdi gelelim. Şimdi bakın Sayın Kılıçdaroğlu herhalde doğuya açılmak veya işte Türk dünyasına açılmak meselesindeki tek sorunun ortada bir kara yolu veya tren yolu olmamasından ibaret olduğunu zannediyor. Yani biz Türk dünyasına neden ulaşamıyoruz? Biz Türk dünyasıyla veya da ulaşıyoruz tabii de Türk dünyasıyla neden mesela çok daha büyük ticaret yapmadık şimdiye kadar falan diye sorarsanız, bunun bunun sorunu böyle bir karayolunun yokluğundan değil. O bahsettiği İran işte Özbekistan, Tacikistan oralarda zaten var karayolları. Ulaştırma Bakanının söylediği gibi Türkiye'nin canlandırdığı tren ticareti falan filan da var. Ee, mesele mesele sadece e, bir ...asfalt dökmek veya tren yolu döşemekle alakalı bir mesele değil. Onu yaptığınızda e, belki birçok şeyi çözersiniz ama... ...asıl mesele onun nasıl yapılacağı. Bugün Çin ile Amerika Birleşik Devletleri'nin arasındaki en büyük kavga ne? Çin'in dünya ticaretine açılma çabası. Denizler, dış kuşaklar Amerika tarafından kontrol ediliyor. Çin kara ticaretini canlandırarak... Avrupa'ya malını taşımak istiyor. Bir kuşak bir yol projesi dediği şey Amerika'ya en büyük meydan okuması tam da bu. Aslında oradaki orta kuşak denilen yani Çin'in projesindeki orta kuşak denilen şey geliyor işte bize bizde veya olmadı Pire Limanı'nda Hocam Amerika'da. böyle bir projede Azerbaycan nasıl olmaz? O, ona apayrı geleceğim. Şimdi bakın gelir böyle Pire Limanı'na vesaireye çık, oradan Avrupa'ya çıkmayı planlıyor. Bugün mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a yığınak yapması falan. Bütün hikayeler, bütün küresel siyaset bunun etrafında dönüyor. Sanki ortada böyle şeyler yok, böyle planlamalar yok. Sanki dünyada ilk defa çok ilginç bir fikir bulmuş gibi İpek yolunu canlandırıyorum. Yani hakikaten ee, bir cumhurbaşkanı adayının ciddiyetine yakışmayacak bir ciddiyetsizlik örneği görüyorum burada. Ha. İkinci mesele. Ya değil mi? Bir de şey olarak duyurdu bunu. Türk dünyasına açılma. Ne doğu ne batı. Türksüz. Ne, ne doğu ne batı Türk dünyası mı? Ne, neydi slogan? Türkiye yolu, Türkiye yolu. Türk yolu. Türk yolu. Ne doğu ne batı Türk yolu. Yani Türk yolunda ne batı ne doğu bu Türk'ün yolu. Türk yolu, yolu diyorsunuz. Ama Azerbaycan'ı pas geçiyorsunuz. Bakın 44 günlük Karabağ Savaşı esnasında evet. ve sonunda varılan anlaşmada <laughs> çok temel bir şey vardı. <laughs> Zengezur koridoru. Hatta ben kişisel olarak o anlaşma imzalanacağı zaman çok büyük bir zaferle çıkmış olmasına rağmen Azerbaycan Zengezur koridorunu da vermezler diye düşündüm. O derece şeydim. Evet. Anlaşmada burası alınamaz gibi geldi bana. Çünkü stratejik dediğiniz şey tam budur. Stratejik önem denilen şey önemlilerden bir tane değildir. Stratejik önem dediğiniz şey olmazsa olmaz derecede önemli demektir. Neydi Zengezur Koridoru? Türkiye'yi Türk dünyasıyla bağlayacak koridor. Harita varsa arkadaşlar koysun gösterelim. Zengezur Koridoru nedir? Türkiye'nin Doğusunda sınırında Nahçıvan vardır. Nahçıvan'dan araya Ermenistan girer. Bizim Azerbaycan'la sınırımız kesilir. O aradaki geçişi sağlayan koridor Zengezur koridorudur. Savaş kazanıldı ama ona rağmen ben şunu düşündüm. Yani Rusya'sı, İran'ı, uluslararası aktörleri falan filan müdahil olurlar. Çünkü Türkiye'nin Orta Asya ile bir karayolu inşa etmesinin önüne geçmek isteyeceklerdir diye düşündüm. Ama savaş o kadar başarılı oldu ki, işte o stratejik hedef de ele geçirildi ve aslında bu ne? Karabağ Savaşı'nın sadece Karabağ Savaşı'ndan ibaret olmadığı tüm Türk dünyasına yansıyacağı sonucunu vermişti bize. Türkiye'den yani diyelim ki Edirne'den çıktınız yola, karayoluyla Iğdır'dan Nahçıvan'a çıktınız. Nahçıvan'dan Zengezur koridorundan Azerbaycan'a ve oradan ister Hazar üzerinden ister İran'a aşağıya yine o İran'ın e, güney Azerbaycan'dır aslında orası. Güney Azerbaycan üzerinden Türk dünyasına karayoluyla açılırsınız. Şimdi ülkede muhalefet partisi liderisiniz. Adaylık açıklıyorsunuz. Karabağ Savaşı yeni olmuş, Zengezur koridoru yeni açılmış, açılacak bütün hikaye bunun üzerinde dönüyor. Bir harita çiziyorsunuz. Haritada Türk dünyasına açılacağım diye bir yol çiziyorsunuz. Onu Azerbaycan'dan çizmek yerine aşağıdan pazarın altından İran'dan çizerek götürüyorsunuz. Bu anlamı ne yani? Ah, anlamı. Bakın bunun anl şu Zengezur yok. koridoru. Bakın. Bakalım buyurun Şurada. Birlikte. Bakın Türkiye sınırı karayolu. Geldiniz. Karayoluyla Türkiye sınırından Şimdi bizim e, tren yollarımız vesaire hep Ermenistan arada olduğu için biliyorsunuz Gürcistan, Bakü, Tüflis, Ceyhan, Boru hatlarımız vesaire. Hep bu Ermenistan'la yaşanan sorunlar nedeniyle hep Gürcistan üzerinden yapılırdı. Şimdi bakın ilk defa Zengezur koridoru sayesinde ne olacak? Türkiye'den herhangi bir ulaşım, kara ulaşım aracıyla muhtemelen önümüzdeki yıllarda bunlar. Trenler de zengin. Çünkü burada hem karayolu inşa edilecek hem, hem tren, tren yolu. yolu. Burada Ermenistan var. Ermenistan buraya girmiş. Burası da İran sınırı. Zaten e, savaşın kırklı günlerinde en zor, zor, en direnç sergilendiği günlerinde İran mesela Ermenistan'a çok yakın bir tavır takınmıştı. Niye? Bu Zengezur koridorunun açılmasını engellemek, anlaşmada onu vermemek. Çünkü Zengezur koridoru açıldığında Türkiye ve Azerbaycan karayoluyla birbirlerine bağlanmış olacak. Azerbaycan'a bağlandığınızda Bakü limanlarından doğrudan Türk dünyasına evet. da bağlanırsınız. Tesadüf değildir. Bakın biz Türk devletleri teşkilatı diyoruz şimdi. Eskiden işte Türkçe konuşan ülkeler topluluğu bilmem ne gibi daha <laughs> daha yumuşak Rusya'yı evet. rahatsız etmeyecek, Amerikalıları rahatsız etmeyecek tabirlerle geçiştiriyorduk. Neden? Çünkü 90'lı yıllarda Adriyatik'ten Çin seddi'ni gibi hocam, ifadeler öyle. kullandık o ifadeleri kullandığımız esnada onun tam karşılığını veremediğimizi görmüştük. Neden? Çünkü o dönemler Azerbaycan'ı veya Türk dünyasını destekleyecek kadar Türkiye güçlü bir aktör değildi. Ama Karabağ Savaşı'nın arkasından tüm Türk dünyası gördü ki Kazakistan, Özbekistan ve diğer ülkeler Türkiye güçlü bir ortaktır, güçlü bir müttefiktir. Onun arkasından yani Karabağ'ın arkasından Türk devletleri teşkilatının gerçek anlamda işlevsellik kazanması tesadüf değil. Şimdi bütün bunları bir kenara bırakacaksınız. <laughs> Azerbaycan'ı dışlayan bir Türk dünyası projesi <laughs> ortaya koyacaksınız. Maalesef ben bunu gayri ciddi bir proje olarak görüyorum. Sanırım Ünal Çeviköz, değil mi? Hatırlıyorsunuz. Karabağ Savaşı'nın en can alıcı günlerinde maalesef bir türkü çok ciddi anlamda rahatsız edecek bir açıklama yapmıştı. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti Karabağ'da cihatçılarla Azerbaycan'a yardım ediyor diye Türkiye'yi uluslararası kamuoyuna şikayet etmişti. Şimdi bunu söyleyen bir dış politika danışmanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Azerbaycan'ı dışlayan bir Türk dünyası projesi yapması şahsen beni çok şaşırtmadı.